Yani. Evet, tabii ki bir değerli dostumuz Şahin Soysal, kendisi AK Parti'yi destekleyen bir arkadaşımız. Saygı duyuyoruz tabii herkesin siyasi şeyine bakışına. Devamlı mesajlar gönderiyor. Onlara sadece birisini soracağım. Diyor ki, devamlı eleştiriyorsunuz diyor AK Parti'de diyor, yapılanlar yapılanmayana diyor. Hiç mi diyor AK Parti diyor, sizin diyor evet çok güzel diyebileceğiniz bir proje yapmadı mı diye soruyor. Ya şöyle, yani ben hani şunu söyleyeyim, tabii ki haklı, ben o konuda herhangi bir şey söylemiyorum. 2010, 2011, 2012'ye kadar aslında bu ülkede özgürlükler anlamında bazı şeylerde attığı adımlar yanlış diyemem. Evet. Mesela onların doğru bilip benim yanlış bildiğim ve Cumhuriyet Halk Partisi söylemediği bazı şeyler vardır ki, mesela özelleştirmeye ben her zaman karşı çıktım zaten. Bu da dünyanın geleceğinde. Kitleri satmasaydınız bugün bir mesleğine, hem doğuda özellikle İslam'ın geriye kalması açısından söylüyorum. Bir de geleceği anlamda ben bilişimciyim. Gelecekten dolayı söylüyorum bunu. Makineleşen bir süreç, otonom robotlara giden bir süreçte devlet ekonominin elinden elini çektikçe liberalleşen, piyasalaşan, daha da piyasallaşan, yani vahşice piyasalaşan bu piyasalarda bu emperyalizmin akımıyla 10 tane 20 tane şirket dünyanın gayri safi milli hasılasının %30 yani, olacak. Evet. Bunlar yani, üretim süreçlerine sahip olacaklar. Evet. Kanunların, nizamları da bunlar koyacaklar. Şunu demek isterim kardeşimize, dostumuza, neyse yani. Tabii ki iyi yapıldığını düşündüğüm şeyler de var. Mutlaka var, olmaz olur. Ben majör eleştirileri tabii, yapıyorum evet, zaten. Evet, evet. Majör eleştiriler. Sonuçta bir üzerinde. Muhalefet olarak, partisi ve olarak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz evet. etmediği şeylere de itiraz eden bir insanım. Doğru ben. Doğru. Evet, Suriye politikasına 2011'den beri evet. itiraz ediyorum. Evet. Red verdim. Evet. Parti meclisinin kararı rağmen red verdim. Doğru. Doğru değildir. Bu ülke bizim komşumuzdur. Müslümanlar ölecekse buradakinden hepsi Müslümandır. Bu ülke parçalanacak öyle veya böyle. İnsanlar ölecek ve Türkiye barışı desteklemelidir. Oradaki bu cihatçıları götürüp oralarda ellerine silah verilmemesi gerekir tarzında bir yapı vardı. O zaman kimse bu o topa girmemesi gerekiyor diyorsunuz siz. Ha evet. Şimdi ama yani şimdi mesela bazen yapılmış bazı şeyler var. Kanunlar, nizamlar, uygulamalar veya temsili şeyler. Tabii ki iyi olduğu şeyler var. Onu hani ben hani onu konuşacak halim evet, mi? Evet, yani evet, konuşacak evet, halim yok yani. Evet, ben evet, şeyi eleştiriyorum zaten. Yani ana majör konuları eleştiriyorum. Ana majör konuları eleştiriyorsun evet. Majör konular. Ya şu kanunda şu değişiklik yapılmış. Bununla ilgili konuda şu yapılmış falan. Mesela şunu söyleyeyim. Onların iyi dediği Akdeniz politikasında hedef neydi, ne olmuş mesela? Şöyle bir düşünelim. Libya'da hedef neydi, ne olmuş? Neden konuşulmuyor? Mavi Vatan neydi, ne olmuş? Mesela İsrail'le ilişkilerde ne var? Devam ediyor ilişkiler. Tamam, devam ediyor. Peki bununla ilgili ne olmuş? Hepsinde şu anda herhangi bir ilerleme yok. Devamlı dış politikada değişen konjonktürler evet, Türkiye'nin var. Türkiye'nin lehine olan bir konu varsa kendileri de derlerse şöyle oldu. Hayır, öyle olmadığını izah edebiliriz bazı konularda. Siz Türkiye'nin en büyük bilişim şirketlerinden birisinin aynı zamanda yönetim kurulu başkanısınız. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon yazılımcı alacağız dedi. 700 bin istihdam yapmışlar. Ne yapıyor bunlar? Yani ben somut olarak nerede ne yaptıklarını çok fazla bilmiyorum. Bakın, o 700 bin istihdam edilen yazılımcı şu anda ne yapıyor? Açıklarlarsa biz de biliriz. Yani ben hiç böyle bir şey olduğunu tamam, bilmiyorum. Bakın ben size 32 bin tane bilişim sınıfı açıldı bu ülkede. Evet. Bilişim öğretmenleri bir vesileyle üniversitelerde onun özellikle bilişim öğretmenliğine ilgili bölümler açıldı. Şu oldu, bu oldu falan. Fatih projesi yapıldı. Nerede Fatih projesi? Nerede? 7 milyar TL'ye yakın para harcandı. FOS hepsi çöp. Yani o öğrenciler okullardan mezun oldular. Hiçbirisi bilişim öğretmenliğine ilgili bir iş bulamıyor. Nerede var bilişim öğretmenlerine ilgili? Binlerce insan, on binlerce çocuk şu anda açıktalar o konularla ilgili olarak. Ya bilgi dünyasıyla ilgili evet. 2011-2012'de yazdığımız raporlar vardı neler olması gereken. Ve bu ülkeyi düşünerek yazdık. Oradaki komisyonlarda falan. Hangisi uygulanmış? Şu anda tüketim toplumu halinde dışarıya ödediğimiz paranın büyük evet. bir bölümü bilgi teknolojilerine ilgili konulara ithal etmeyle ilgili zaten yani evet. baktığınızda. O yüzden vasıflı personel veya yaparlarsa %100 destek veririm. Anlatsınlar, ne olduğunu görelim. Bizim yazdığımız 2011-2012'de biz dediğim şu. Mecliste AKP'si de vardı, MHP'si de, HDP'si de, CHP'si de, herkesin oldu. Komisyonda yazdıklarımız, sivil toplum kuruluşları, işte bilişim dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katkıları vardı, diğerleri vardı. Neden o uygulanmamış raporlarda, ne olmuş falan anlatsınlar da görelim. Yani evet. O yüzden hani bununla ilgili önümüzdeki dönem bilgi çağı diyoruz. Bilgi çağı. Tamam, güzel. Aklı hoş ve bilimle hareket bakalım ne yapılmış. Ar-Ge'ye yaptığımız yatırım kaç kuruş yani? Evet. Komple hepsinden ilgili baktığımız. Ya şimdi adam
tek başına Volkswagen 6-7 milyar euro yatırım yapıyor. Bizim komplesi sadece Volkswagen tek başına yapıyor bir şeyle ilgili. Bizim bütün Ar-Ge'ye yatırdığımız para bu değil yani. Bütün Ar-Ge'ye bırakın otomotiv için söylemiyorum. Bütün Ar-Ge'ye yatırdığımız para bu değil yani. Yani çok ciddi şeyler bunlar.